I'm on my way to something new, and so are they, and so are you. Back to a time we all went through. Artık gidiyorum. Leaving the grown-up times behind. Could in reverse go back in time. Waking up stories that turn blind. Will you follow? Arkadaşlar selam. Havaalanına geldim. Uçağımın kalkmasına daha yaklaşık bir saat var. Belki birazcık daha fazla. Gate'im üst kattaymış yani. Ve duty free'ler alt katta olduğu için şimdi birazcık burada gezeceğiz. Sonra yukarı çıkıp oturmak istiyorum çünkü sırtımda yaklaşık 15 kilo falan taşıyorum. Yani nasıl böyle oldu bilmiyorum. Bunu size oturduğum zaman anlatacağım. Son 5 dakikadır falan ağlamadığım için artık açabildim kamerayı. Gerçekten gözlerimden ve tipimden anlar mısınız bilmiyorum. Ağlamaktan gözümde yaş bitmiş yani. Benim sevdiğim parfüm neredeydi ya? Diyor, gördüm. Ne diyor? Nerede? Evet işte bu. Şu muydu yoksa şu muydu hatırlamıyorum. Hayır kesinlikle bu değil. Bu mu acaba? Bu da değil. Bunların kokusu mu değişti? Bu hiç değil. Ben buradan neyi beğenmiştim? Ama şişesi bu değildi ya. Ya da açmayacağım bile, hiç vazgeçtim. Abi var işte bu ya. Ama yani tip olarak oydu. Koku olarak değil. Daha kapı bilgim bile açılmamış ya. Pegasus Amsterdam 850 uçuşu görüyor musun? Şurada parmağım nerede kanka? Şurada. Kapı bilgisi 7.20. Saat şu an kaç? 7.10. Önemli rica olunur. Attention please. Last call. Passengers booked on. Gate'e geldim. Oturuyorum şimdi. Ama etrafımda benden başka çevremde çok fazla work and travel'ci var. Yanımda şu an. Yanına gelip oturanlar dahil. O yüzden konuşmaya biraz utanıyorum. Muhtemelen hepimiz aynı şey yapmaya gidiyoruz çünkü. Farklı yerlere. Utandım, kapatıyorum. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Amsterdam'dayız. Amerika yolculuğumuzun ilk ve son durağındayız. Türkiye'den Amerika'ya gidiyorum. Work and travel için gidiyorum ve aktarmalı gidiyorum. Şu an Amsterdam'dayım. Bir 15 dakika sonra falan kapı açılacak. Gate'in önündeyim zaten. Birazcık work and travel sürecinden bahsetmek istiyorum. Şu ana kadar olan süreçten. Work and travel'a gitmeye karar verdiniz. Diyelim. Dediniz ki ben work and travel yapacağım. Zaten birincisi üniversite öğrencisi olmanız gerekiyor. İkincisi şirketler genelde, yani bu bir başvuru şartı gibi aslında. Şirketler siz başvuracağınızda sizin ortalamanızı da soruyorlar, GANO'nuz. Ve bunun 2 üzerinde olmasını istiyorlar. Eğer 2'nin altındaysa genelde kaydınızı almıyorlar. Bu şekilde 4. sınıfsanız ya da işte mezun olacaksanız o zaman da kaydınızı almak istemiyorlar. Şartlardan diğeri 25 yaşın altında olmanız gerekiyor. Hazırlık sınıfları dahil bu arada. Yani hazırlık okudunuz diyelim, birinci sınıfa geçmeden gene o yazda work and travel yapabiliyorsunuz. Bu şartları sağlıyorsanız eğer kendinize bir tane şirket buluyorsunuz Türkiye'den. Work and travel ile ilgili zaten bir sürü şirket var. Şirketlerden kendinize uygun olanı seçiyorsunuz. Şirketlerden ne farklı peki? Örneğin şirketlerin çalıştığı eyaletler farklı, çalıştığı şehirler farklı ve çalıştığı yerler farklı. Mesela ben şu anda Seattle'a gidiyorum, bir otele gidiyorum ve bu yaz housekeeping olarak çalışacağım. Ben geçen yıl da aynı otele gitmiştim, gene housekeeping yapmıştım ama farklı bir şirkette gitmiştim. Mesela geçen yıl, nasıl anlatayım? Aynı şartlarda çalışıyorsunuz aşağı. Anla şu anda abla, gözünü seveyim be abi. Yani şartlar birazcık değişiyor daha doğrusu. Mesela maaşınızda
farklılıklar olabiliyor. Çalışma saatlerinizde farklılık olabiliyor. Burada muhatap olduğunuz insanlar tamamen farklı oluyor. Sizin şirketinizle bağlantılı olduğu için. Mesela menajerleriniz farklı oluyor. Gibi gibi. Şirketlerin farklılıkları oluyor. Yapacağınız işe göre aslında şirketi de biraz belirliyorsunuz. Mesela diyelim ben Swimguard diyeceğim. Şimdi onun adı neydi ya? Can Kurtaran'ın İngilizcesi neydi arkadaşlar? Neyse, Can Kurtaran olmak istiyorum diyelim. O zaman mesela Can Kurtaran'lık olan işlere başvuruyorum. Ya da diyorum ki benim için iş hiç önemli değil. Ben sadece para kazanmak istiyorum diyorum. Ne eyalet önemli, ne şehir önemli. Ben sadece para kazanmak istiyorum diyorsam eğer, ona göre şirketlere başvuruyorum. Bazen hiç de eğlenceli olmayan işlerde çalışılabiliyor. Ya da bazı insanlar şeyi tercih ediyor. Yo, para çok da önemli değil. Ben daha çok insan tanımak, insan görmek istiyorum. İngilizcem gelişsin istiyorum. O yüzden olabildiğince sohbet edebileceğim şeyler istiyorum tarzında. Yani biraz da sizin önceliğinize bağlı aslında. Kendinize uygun bir şirket seçiyorsunuz. Ve bu şirkete ödeme yaparak başlıyorsunuz. Ne kadar bir ödeme? Dediğim gibi şirketten şirkete değişiyor ama aşağı yukarı 2500 dolarla 4000 dolar arası diyeyim. Böyle bir aralıkta şirketlerin ortalama fiyatı oluyor. Bunlar direkt program ücreti zaten. Yani belgeler dışında, işte konsolosluk ücreti, uçak bileti dışında tamamen. Şirkete başvurduğunuz şirket sizin için işte size belgeler gönderiyor. Ya da size diyor ki okulunuzdan bunları almanız gerekiyor diyor. Böyle uzun bir, gerçekten aylar süren bir belge toplama süreci oluyor. İşte o belgeleri topluyorsunuz, vesikalık da oydu buydu. Her şeyi yaptıktan sonra en önemlisi ve bu seneki en büyük sorun da aslında konsolosluktan vize randevunuzu alıyorsunuz. Bu sene bayağı bir sıkıntılıydı çünkü yeterince randevu açmadı. Hatta Türkiye'den alamayan bir sürü kişi oldu. Benim kuzenim mesela yurt dışına gidip almak zorunda kaldı. Çünkü Türkiye'de randevu kalmadı, yani hiç alamadı, randevu alamadı. Sonra randevunuzu alıyorsunuz, konsolosluğa gidiyorsunuz. Bu arada konsolosluğa giderken işte yanınızda DS belgeniz oluyor. Amerika'dan size gelen bir belge oluyor. İşinizi çoktan seçmiş olmanız gerekiyor konsolosluğa gitmeden önce. Çünkü konsoloslukta size sordukları ilk sorulardan bir tanesi. Nereye gidiyorsun ve orada ne yapacaksın? Nerede kalacaksın? Yani bunların zaten sizin elinizde belgeli bir şekilde olması gerekiyor. Bunların hepsini şirket hallediyor zaten. Sizin bir şey yapmanıza gerek yok. DS belgeniz oluyor. Pasaportunuz işte. Öğrenci belgeniz. İngilizce transkriptiniz. Bu arada transkripte inanılmaz önem veriyorlar. Benim transkripten elenen birçok fazla arkadaşım oldu. Ortalamaya bakıyorlar, efektlerinize bakıyorlar falan. Yani transkripte önem veriyorlar gerçekten. Sonra gidiyorsunuz. Bana mesela kendimden örnek vereceğim. Aşağı yukarı bir dakika bile sürmüyor görüşmeler, konsolosluk görüşmeleri. Bana ne sormuştu işte? Burada nerede okuyorsun? Bölümün ne? Amerika'ya gittiğinde ne yapacaksın? Nereye gideceksin? Bir de ben geçen sene de gittiğim için daha önce de mi gittin? İşte o zaman ne yapmıştım? Biraz da geçen seneyle ilgili sorular sordu. Daha sonrasında direkt vizeyi verdi zaten. İyi yolculuklar, iyi tatiller dedi. İnşallah eğlenirsin dedi ve beni gönderdi. Eğitim açıldı sandım. Daha sonra konsolosluğa gidiyorsunuz. Vizenizi aldıysanız eğer zaten pasaportunuz onlarda kalıyor. Size pasaportunuzu geri vermiyorlar. Vize işlemek için alıyorlar. Daha sonra size kargoluyorlar bunu. Sonra siz dönüyorsunuz işte kendi final tarihlerinize göre, okulunuzun bitme tarihine göre. Yani tamamen sizle ilgili bu. Opsiyonel olarak uçak biletlerinizi alıyorsunuz. Çok değişken fiyatları. Nasıl aldığınıza bağlı. Direkt mi aldınız, işte aktarmalı mı aldınız, business mi aldınız. Bunlar inanılmaz fark ettiriyor. Ya da bagaj hakkında ne kadar aldınız, tek bagajlı mı, iki bagajlı mı gibi gibi şeyler fiyatta çok oynatıyor. Yani bu çok esnek. Ben Amsterdam aktarmalı aldım mesela. Geçen yılda Almanya aktarmalı gitmiştim. Hem fiyatta neredeyse yarı yarıya bir oynama oluyor. Hem de ben biraz da bunu seviyorum açıkçası. Çünkü böyle arada bir işte ayağım yere bassın, bir yürüyeyim. Böyle bir mola vermek gibi geliyor bana. O yüzden daha rahat geliyor açıkçası. Ben seviyorum. Tabii kişiden kişiye. Direkt gitmeyi tercih eden arkadaşlarım da oluyor. Başka size anlatacağım bir şey var mı diye düşünüyorum. Şimdilik süreç bu şekilde. Şirkette işlerinizi tamamlıyorsunuz. Belgelerinizi topluyorsunuz. Her şey tamamlandıktan sonra işte iş görüşmeleri yapıyorsunuz bu arada. Mülakatlara giriyorsunuz. Onları söylemeyi unuttum. Diyelim ben mesela bu oteli seçtim. Dedim ki evet ben burada housekeeping olarak çalışmak istiyorum dedim. Ve başvuruyor şirket benim adıma. Daha sonra yani ben önce zaten şirketin başındaki yani Türkiye'deki şirkete sana onların Amerika'daki ayaklarıyla bir mülakat yaptırıyorlar. Ve o mülakat yaptığınız kişi zaten Türk değil, Amerikan asıllı ve sizin İngilizce seviyenizi ölçüyor. Sizin şirketinize geri dönüt veriyor. İngilizcesi iyi, kötü, orta, çok iyi, çok kötü tarzında. Eğer bu aşamaya geçerseniz diyelim bu olumlu geçti. Sonrasında siz Amerika'daki işvereninizle bir görüşme yapıyorsunuz. Yani ben şu anda gideceğim oteldeki menajerimle bir video call yapıyorum aslında.
Zoom üzerinden. İşte onlar diyor ki iş böyle, şu kadar, şu saatler çalışacaksın. Genel bilgi veriyorlar bu arada, spesifik olarak değil. Şu saatlerde çalışacaksın, bu işi yapacaksın, senden beklenenler bunlar, bunları yapabilecek misin tarzında. Zaten siz bunları konuşmadan önce haberiniz oluyor da orada da tekrar onaylamanız gerekiyor işte. O da sizin böyle bir elinizin yüzünüze tipinize bakıyor. Hani nazik biri misiniz bilmiyorum işte, sizi ölçüyor. Zaten görüntülü olmasın amacı o. Yoksa mail üzerinden falan yapılmıyor yani. Geleceğinize bakıyor, tavrınıza, hallerinize bakıyor. Eğer o da olumlu geçerse zaten bunların hepsinin sonucunda en son konsolosluğa gidiyorsunuz. Yani konsolosluk son aşama aslında. Vizeyi alma aşaması sadece. Vize aldıktan sonrası çok da önemli değil. Konaklamanızı da aynı zamanda sizin şirketiniz ayarlıyor ve bu şirketten şirkete değişiyor. Mesela bazı yerler bir kişilik oda verebilir size, bazı şirketler. Diğerleri diyor ki bizim odalarımız iki kişilik. Bazıları diyor ki bizim odalarımız, yani biz dört kişilik ev, bir odada dört kişi kalacak şekilde evler atıyoruz size tarzında. Ya bunların hepsi kriter aslında. Şimdi bu kadar fazla şirket olmasının sebebi biraz da bu. Konaklama fark ediyor, iş fark ediyor, maaşla fark ediyor. Havaalanında diyelim Amerika'ya giriş yaptınız. Havaalanından şirketiniz açısından etkilenen bir şey aslında. Ben şimdi gittiğimde geçen gün doğru olmuştum. Benim çalıştığım şirketler almıştım. Yani ben havaalanından kendi kanserlerimden kaldım. Benim şimdi söyleyeceklerim bu kadar. As we drive on winter roads, we are his home. Summer days far away, but it's alright. If you spill your glass, we'll get another round. Your fears are off. Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde. Gidiyorum bütün anılar çantamda yazdım. Göremiyorsunuz, benden daha büyük bir çanta var. Sırtım yaklaşık 14 kilo. For once in your life would you sing along my lines and remind me why we ever tried it all. Çok sıkıldım. Behind the wall, so go climb the wall. For once in my life, I would open up that shrine. Ne bağırıyorsun abi? Sonunda indim. Arkadaşlar indim. Ayaklarım yere basıyor. Bunun içinde de neyim var biliyor musun? Terliklerim. Uçakta full terlik giydim ve hayatıma verdiğim en mantıklı karardı. Neyse. İndim. Bagaj bekliyoruz şu an. Daha dönmeye başlamadı şeyler. Sonra pasaport kontrolüne gideceğim. Bu işlem biraz uzun sürüyor. Tahminimce daha bir 40 dakika, 1 saat falan havaalanındayım. Ama sonunda bitti. Gerçekten hiç bitmeyecek gibiydi. Bu arada uçak öyle bir indi ki, yani bir ara yemin ederim düşüyoruz zannettim. Yani inanılmaz hızlı indi çünkü. Böyle indik. Dedim ki kesin düşüyoruz. Neyse düşmedik. Finally I'm back bitches. Gerçekten yok, şaka gibi. Bagajsız gidiyorum. Arkadaşlar merhaba. Bu böcek mi? Seattle'a inanılmaz güzel bir giriş yaptım. Bavulum yok. Bavulum kayboldu arkadaşlar. Bayağı customer servise falan gittim. Yok yani, inşallah yarın adresinize gelecek dediler ama bir ihtimal. Çünkü sistemde çok mu bağırıyorum? Azıcık. Çünkü sistemden baktılar ve diyorlar ki bavulun görünmüyor. Yani nerede bilmiyoruz diyorlar. Sadece bana giriş yaptım işte. Ama hani İstanbul'da da görünmüyor, Amsterdam'da da görünmüyor. Hiç bavul yok sistemde. Sonra adam dedi ki, ya muhtemelen dedi Amsterdam'da kaldı. Yarınki bu uçuşta Amsterdam'a gönderirler dedi. Umarım öyle olur. Önümüzdeki tam bir Fred Çakmak taş arabası değil mi? Neyse işte. Yani yanımda hiçbir şey yok şu anda. Bütün kıyafetlerim, nevresimlerim, havlum. Ben gece nasıl uyuyacağım? Yanımda kalabilirim. Sarılarım.
çok uyuyabilir miyim? Hiçbir şeyim yok şu anda. Çantamı attım. Birkaç abur cubur. Şarj aletlerim, bilgisayarım Allah'tan yanımda. O kadar. Başka hiçbir bavulum, hiçbir şeyim yok şu anda. Neyse, canım abim sağ olsun almaya geldi. Eve gidiyoruz. Sonra ne olacak bilmiyorum. Bakacağız artık. Sonra Chipotle. Yemek yemeye gideceğiz. Chipotle'yi gerçekten özledim. O zaman bu videoyu burada kapatıyorum Blue. İnşallah buraya kadar izlemişsiniz. Sizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Beğenin, bir de yorum yapın. Beğen ve like. Evet. Beğen ve like. Thank you.